Hepinize selamlar, sevgiler dostlar. Webeğitim kanalına hoş geldiniz. AdSense hesabımıza banka kartımızı nasıl ekleriz ödeme almak için veya mevcut banka hesabımızı AdSense hesabımızdan nasıl değiştiririz, sizlere bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu işlemi yapabilmemiz için AdSense hesabına girişimiz olması gerekiyor. Eğer mevcut hesabınız varsa, yani kanalınız AdSense hesabına bağlıysa, yapmanız gereken şey sol taraftan para kazanma butonuna tıklıyorsunuz. Açılan sayfadan sağ taraftan ödeme alma. Bakın burada yer alıyor. Aşağıya doğru indiğiniz zaman AdSense'i ziyaret edin. Buraya da tıklayabilirsiniz. Veya tarayıcınıza AdSense yazarak mevcut URL üzerinden de AdSense sitesini ziyaret edebilirsiniz. İkisi de aynı yere çıkacak. Hemen URL üzerinden AdSense hesabımıza giriş yapıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra sağ tarafta yer alan oturum açın. Buraya tıklıyorum. Evet, şimdi aslında yapmamız gereken işlemler çok uzun değil. Lakin bundan önce bilmemiz gereken bazı noktalar var. Özellikle ilk defa banka hesabı ekleyecekler için önemli birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. AdSense hesabınızdan ödeme alabilmek için şu an ekrana gelen 4 aşamayı tamamlamanız gerekiyor. Birinci aşamamız vergi bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bununla alakalı birazdan bir link sunacağım sizlere. Daha sonra kişisel bilgilerimizi onaylamamız gerekiyor. Bundan sonra adresimizi doğruluyoruz. Daha sonra son aşamada da ödeme eşiğine ulaştığımız zaman ödeme bilgilerimiz, yani banka hesabımıza girebiliyoruz. Banka hesabımızı ekleyebilmemiz için önce PIN kodunun elimize ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Bazen önce de girebiliyorsunuz, ancak şunu unutmayın. PIN kodu gelmeden hiçbir şekilde ödeme alamazsınız. Yani bu 4 aşamayı tamamlamadan paranızı çekemezsiniz arkadaşlar. Öncelikle bilmeyenler için vergi formundan bahsetmek istiyorum. Bu linki ben açıklama kısmına bırakacağım. Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden izlendiğiniz zaman buradan elde ettiğimiz reklamlara bir kesinti uygulanıyor. Ancak toplam kazancımızdan bu kesinti uygulanmıyor. Sadece ABD üzerinden elde ettiğimiz kazançtan bir kesinti söz konusu. Yani sizi korkutacak bir durum değil. Ancak bu formu doldurursanız, eğer bu formu doldurmazsanız kazancınızın totalinden çok büyük miktarlarda ücretler kesilecektir, vergiler kesilecektir. O yüzden sizden ABD vergi formunu doldurun dediği zaman size bırakacağım bu linke giriş yapıyorsunuz. Sayfayı aşağı doğru indirdiğiniz zaman vergi bilgilerini girme. Burada adım adım ne yapmanız gerektiğini hepsi yazıyor. Atlamadan bunu doldurursanız sorun yaşamazsınız. Ben de aynı şekilde doldurdum. Hiçbir sorun yaşamadım. Haberiniz olsun. Orijinal Google AdSense yardım sayfasının linkini bırakacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. AdSense'de kişisel bilgilerinizi girdikten sonra yapmanız gereken şey ödeme eşiklerine ulaşmanız. Şimdi AdSense hesabınızı açtınız, kişisel bilgilerinizi girdiniz, ancak hemen böyle takır takır işlemler yürümüyor. YouTube hesabınızda bazı ücretleri kazanmanız gerekiyor. Yani videolarınızdan elde ettiğiniz kazanç belirli bir limite geldikten sonra aşamaları geçebiliyorsunuz. Para birimlerine göre eşik değerlerinden aşağıya doğru indiğiniz zaman Türk lirası, bakın 10 dolar eşdeğer. Ne içinmiş bu? Adres doğrulaması için. Şimdi siz vergi bilgilerinizi girdiniz, kişisel bilgilerinizi girdiniz, yani AdSense hesabınızı açtınız. Daha sonra 10 dolara tekabül eden, bugün dolar kuru kaç lira bilmiyorum, velev ki 120 liraya ulaştıktan sonra PIN kodunuz yola çıkmaya hazırlanıyor arkadaşlar. PIN kodunu beklemeniz gerekiyor. AdSense PIN koduyla alakalı ufak bir bilgi de vermek istiyorum hemen. Adresinizi, yani PIN kodunuzu doğrulamak için kazançlarınızın doğrulama eşiğine ulaştığında ödeme adresinizi bir PIN gönderilir diyor. Bu normal şartlarda bir ay kadar sürebilir. Bazı sıkıntılı durumlar olursa eğer, size bu alakalı linklerin hepsini ayrı ayrı bırakacağım açıklama ve yorumlarda. Olası sıkıntılı durumlarda ne yapmanız gerektiği ile alakalı bilgilendirmeler mevcut. Özellikle çok yaşanan sıkıntılı bir durumdan da bahsetmek istiyorum. Bir ay geçmesine rağmen eğer AdSense pininiz adresinize gelmediyse arkadaşlar, ikinci, üçüncü ve dördüncü yeni pin isteğini manuel olarak yapmanız gerekiyor. Yani ilki ödeme eşiğini geçtikten sonra, 10 doları geçtikten sonra otomatik yola çıkıyor. Bir ay geçti ve adresinize gelmedi diyelim. İkinci, üçüncü ve dördüncü, dört kere isteme hakkınız var. Bu son 3 tanesini manuel olarak istemeniz gerekiyor. Peki nereden isteyeceksiniz? Öncelikle onu söyleyeyim. Yeni pin istemeniz için bir ayı doldurması gerekiyor sürenin. Diyelim ki bir ay tam olarak doldu, pininiz gelmedi. Hemen AdSense hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ödemeler sayfasından doğrulama kontrolüne geliyorsunuz ve yeni pin isteğinde bulunuyorsunuz. Bu işlemi 3 kere yapabilirsiniz ve böylelikle ilk otomatik çıktığı için 4 ay böyle bir bekleme süreniz olabilir. Velev ki 3 kere manuel istemenize rağmen gelmedi. İşte o zaman bu sayfayı kaybetmiyorsunuz. Ben bunun da linkini bırakacağım sizlere. Yeni pin isteme ile ilgili
maksimum talep sayısına ulaştınız ve PIN kodunuz gelmediyse PIN sorun giderici yöntemiyle manuel olarak kimliğinizi doğruluyorsunuz. Zaten sizi yönlendiriyor buradan. Haberiniz olsun. Bu sayfaları da AdSense ödeme ile alakalı olduğu için sizlere bırakacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben AdSense hesabıma nasıl banka kartı eklerim veya mevcut banka hesabımı nasıl değiştiririm bununla alakalı bilgileri sizlere sunalım. Dediğim gibi YouTube kanalınızdan veya URL üzerinden AdSense hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra çok basit birkaç adımımız var. Sol taraftan ödemeler. Buraya tıklıyorsunuz. Ödeme bilgileri sayfasının açılmasını bekliyorum. Açıldıktan sonra şimdi siz de eğer burada daha önce hiçbir şekilde ödeme yöntemi eklemediyseniz burada ödeme yöntemi ekle yazacaktır. Dediğim gibi bakın doğrulama kontrolleri de burada yer alıyor. Eğer sizden AdSense herhangi bir eksik belge vesaire durumu varsa buradaki doğrulama kontrolü sayfasını ziyaret ederek buradaki adımları tamamlamanız gerekiyor. Tamamladığınız zaman karşınıza zaten şu şekilde tamamlandı ibaresini göreceksiniz. Tekrar ödeme bilgileri sayfamıza gelelim. Buradan ödeme yöntemleri ekle butonu diye bir buton var. Buraya tıklıyorsunuz. Yapmanız gereken şey burada basit. Ödeme yöntemi ekleyin diyor. Bir de mevcut hesabınızda olabilir. Altında birinci ibaresi göreceksiniz. Bunun ne anlama geldiğini birazdan söyleyeceğim. Ödeme yöntemi ekleyin buraya tıkladığınızda. Bakın banka hesabı ekle. Şimdi çok soran arkadaşlarımız var. İşte ben diğer ödeme yöntemleri ekleyebilir miyim? Arkadaşlar IBAN numarasına sahip olmanız gerekiyor. Bu sebeple banka hesabına ihtiyacınız olacak. Tabii ki burada şunu not olarak belirtmem gerekiyor. 18 yaş altı AdSense hesabı açamaz. Bir ebeveyninizin yani annenizin babanızın güvenilir birinin üzerine açabilirsiniz AdSense hesabınızı. Şimdi arkadaşlar burada banka hesabınızdaki ad yani sizin bankanızdaki adınız. İşte örnek veriyorum Hasan Özdemir hangi bankayı kullanıyorsanız IBAN numarası gireceksiniz. TR ile başlayan uzun numaralardan şu an ekrana gelen gibi uzun numaralardan gireceksiniz. Daha sonra parayı bu hesaba çekmek istiyorsanız bunu birincil ödeme yöntemi olarak ayarlayacaksınız. Yani AdSense hesabınıza 2-3 tane banka hesabı eklenebilir. Hangisi birincilse ödemeyi ona yapacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın bilgilerinizi girdikten sonra 3 iş günü içinde banka hesabınıza çok ufak bir tutarda test ödemesi gelecek. Şimdi bu test ödemesi geldiğinde siz bunu tabii nereden kontrol edeceksiniz? İnternet bankacılığından, telefon bankacılığından banka hesabınıza gelen bu ufak miktarları Google İrlanda'dan gelecek bu para. İşte örnek veriyorum 0,55 kuruş bir para gelecek size. Tekrar AdSense hesabına giriyorsunuz. Bu ödeme yöntemi eklediğimiz sayfadan ödemeyi doğrula yazacak size. Ya da banka hesabınızı doğrula şeklinde, ödeme yöntemini doğrula şeklinde ibareler görebilirsiniz. Oraya tıkladığınızda size soru soracak. Diyecek ki ben size ne kadar para yolladım. Siz de banka hesabınıza gelen miktarı yazıyorsunuz. Daha sonra hiçbir sorun olmadan ödeme eşiğini geçerseniz paralarınızı hesabınıza alıyorsunuz. Peki bu ödeme eşiği denilen şey nedir? Ondan da bahsetmek istiyorum. Ödeme bilgilerine geldiğiniz zaman size burada bakın 200 lira ödeme eşiğinden bahsediyor. Hiç bilmeyenler için ufak tefek bilgiler de vermek istiyorum. Çünkü bunlar sorulacaktır. 200 lira altı ödeme yapılmaz. Gelecek aya devreder. Minimum ödeme tutarı 200 liradır. Kazançlar her zaman bir ay geriden gelir arkadaşlar. Biz diyelim şu an Ocak ayındayız. Ocağın 21'i ile 26'sı arası ödeme yapacak. AdSense ödeme tarihleri 21-26'sıdır. Her zaman hafta sonuna denk gelirse hafta içi hesabınıza para yatacaktır. Ocak ayında Aralık ayının kazancını çekersiniz. Yani 1 Aralık ile 31 Aralık arası kazancınızı size öder. İşte 30 Ocak arasında Şubat'ın 21-26'sı arasını çekersiniz. Her zaman bir ay geriden gelir. Bunu lütfen unutmayın. Ödemeler sadece Türk lirası olarak yapılmaktadır. Bunu hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. Bu ek bilgileri de verelim. Tamam şimdi banka hesabının nereden ve nasıl eklendiğini sizlere gösterdim. Değiştirmek için ne yapıyorsunuz? Aslında aynısını yapıyorsunuz. Hemen geliyorum buraya tekrar. Ödeme yöntemlerini yönetin. Tıkladıktan sonra önce ödeme yöntemi ekleyin. Daha sonra hesabınız doğrulandıktan sonra bunu birincil ödeme yapın. Daha sonra arkadaşlar iki tane hesabınız olacak ya. Diğer hesabınızı kaldırıp kaydedin sayfayı. Hepsi bu. Gelecek ayın 21-26'sı arasında yeni eklediğiniz karta ödemelerinizi alabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Son olarak şöyle bir özetleyelim kafa karışıklığını vermek için. Mevcut AdSense hesabımız varsa yapmamız gereken ödemeler sayfasına gelip yeni bir banka hesabı ekleyip daha sonra 3 iş günü içerisinde bu banka hesabımız onaylandıktan sonra o miktarı girdikten sonra birinci ödeme yöntemini yapıp eskisini silmek. Hepsi bu. Yeni başlayacaklar içinse önce vergi bilgilerimizi giriyoruz. Size bununla alakalı link bilgilendirmesi yaptım.
Daha sonra kimlik bilgilerimizi giriyoruz. Ödeme eşiğini geçtikten sonra adresimize PIN kodunu bekliyoruz. Bir sorun yaşarsanız nasıl müdahalede bulunmanız gerektiği ile alakalı bilgileri ve linkleri de sundum size. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha sonra da banka hesabımızı ekliyoruz. Bu şekilde sıfırdan da AdSense hesabı sahibi oluyoruz arkadaşlar. Aslında zor değil, biraz karışık. Atlamadan dikkatli bir şekilde doldurulması gerekiyor. Çok da başınızı ağrıtmak istemiyorum. Umarım bu bilgilendirme videosu işinize yaramıştır. Şimdilik Web Eğitim kanalından bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.